maçtan önceki açıklamamda da söyledim yayıncı kuruluşa. Savunma anlamında disiplinli oynayan bir Göztepe, hücumda da cesur olan, top ayağına geldiği zaman rakip sahada çoğalmaktan çekinmeyen bir Göztepe stratejisiyle maça başlamak istedik ama maalesef bu başlangıcı 14. dakikada yapabildik. İlk 14 dakika bizim adımıza 12 dakika diyeyim. Son derece talihsiz ve kötü bir başlangıçtı. Maçın devamında bizi zorlayan bir pozisyona soktu bu başlangıç bizi. Ama ondan sonra 2-1'den sonra verdiğimiz reaksiyonla maçta dengeyi yakaladık. İkinci yarı başı itibariyle de oyunun tüm üstünlüğünü elimize aldık ve bunu net pozisyonlarla destekledik. Ama tabii futbol kırılma anlarının çok önemli olduğu bir oyun. Maalesef maçı 2-2'ye getiremeyince yine bir dalgınlıktan yediğimiz üçüncü golle Galatasaray avantajı iyice yakaladı. Bundan sonra riskler aldık. Yine rakip ceza sahasında arayışlarımız vardı ama tabii ki Galatasaray'ın yakaladığı kontra ataklar da o dakikadan sonra oldu. Sonuç olarak bu kadar kolay pozisyonları değerlendiremeyip çok basit goller yediğimiz zaman buradan mağlubiyetle ayrılmak çok olası. Oyuncularımızın birinci attığımız gol ve üçüncü gol arasındaki reaksiyonları ve futbolları gerçekten çok iyiydi. Bu oyun, bu isteğe karşılık buradan en azından puanla dönmek isterdik. Ama olmadı, üzgünüz. Yani tabii 3 maçlık mağlubiyete hiçbir zaman normal bir süreç gözüyle bakmamız mümkün değil ne bizim ne camiamızın. Ama şu 3 maçın totalinde baktığınız zaman 2 maç, Hatayspor maçı dengeli bir oyun, Rize maçı, tekrar dönmek istemiyorum, talihsiz anların yaşandığı bir karşılaşmaydı. Ve bu Galatasaray maçında da bence oyunu dengede götürebilen bir Göztepe vardı. Ama sonuç olarak tabii ki bizim adımıza kötü sonuçlar, sıralamayı etkileyen sonuçlar, motivasyonumuzu biraz aşağı çeken sonuçlar. Evet, burada biz de kendi değerlendirmelerimizi yapıp Göztepe'yi bu süreçten bir an önce çıkarmaya çalışacağız. Başka soru sorun. İyi akşamlar, çok teşekkür ederiz.